Harvard Üniversitesi'ne bağlı Fok Müzesi'ndeyiz. François Boucher'in Madame de Pompadour isimli tablosunu görüyoruz. Rokoko tarzındaki resimleri pek sevmem ancak bu eseri sevdim. Resimde güzel bulduğum yönler var. Pembe farbelalar, dantel, bileğindeki zarif süs, pudrasını sürdüğü pompon, aşağıdaki çiçekler, yanaklarının pembeliği, saçlarındaki mavi süs, allık fırçasının ucundaki pembelik. Gerçekten göz okşayan bir resim. Şimdi bunların üzerinde biraz duralım. Çünkü resme baktığımızda göze ilk çarpan ögeler bunlar. Dantel ve pembe kurdelalar adeta mimari bir eser titizliğiyle yapılmış. Hacimlerini hissedebiliyorsunuz. Kumaşın ağırlığını, kalınlığını hissedebiliyoruz. Bileğindeki süse muazzam derecede odaklanılmış. Zira burada aşığının portresi yer alıyor. Fransa kralı 15. Louis'nin. Bununla yüzünün, başının oluşturduğu tezata dikkat edin. Adeta gerçek olamayacak kadar yumuşak, yeniden şekillendirilmiş gibi. Gözleriyle ağzının büyüklüklerini karşılaştırın. Japon çizgi filmlerindeki karakterler gibi gözleri çok fazla büyük. Sanatçı bu resimdeki kişinin kim olduğunu, kişiliğini, karakterini yansıtmaya çalışmaktan ziyade ustalıkla şekillendirmeye yoğunlaşmış. Ustalıkla yeniden şekillendirilmiş, hile gibi bir anlamda. 18. yüzyılda Rokoko döneminde Fransız sarayında olduğu gibi yani. Giysiler, görünüş, makyaj ön planda, görselliğe önem verilmiş. Görüntüye önem verilmiş ancak öte yandan da çok yakın, samimi bir şekilde resmedilmiş. Ona çok yakınız. Uzansak dokunabilecek gibiyiz. Sanki onun yakın bir arkadaşıymışız ve bize bir sırrını açıklayacakmış gibi. Gözlerimizi bileğinde yer alan ve üzerinde sevgilisinin resmi olan bileklikten göğsüne ve boynuna doğru gezdiriyoruz ve yüzüne geliyoruz. Yüzü adeta ifadesiz. Resimde ilk dikkatimi çeken şaşalı aksesuarlar oldu. Sonra yüzüne baktım. Resmin ismini okuyup buradaki kadının 15. Luinin metresi olduğunu öğrendiğimde kim bu kadın diye düşündüm. Yüzüne baktığımda yüzü bana kim olduğuna dair ipucu vermiyor. Kişiliğine ilişkin ipuçları görmüyoruz. Ancak renk seçimleri son derece net. Buradaki rengin ne kadar net olduğuna bakın. Sonra da yumuşaklığına. Ancak kişiliğine ilişkin bir belirsizlik ve gizem var.